Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir tarif yapacağız arkadaşlar. Ama böyle sadece patates kullanarak harika bir köfte olacak. Patateslerimi ben soyarak haşlamakla işe başlıyorum. Şöyle patateslerimi haşlarken hem çamurunun hem daha böyle enerji tasarrufu, tüp tasarrufu etmek için şöyle kabuklarını soyuyorum. Bu şekilde tencereme alacağım. Şimdi soydum arkadaşlar, yıkayacağım patateslerimi. Daha çabuk haşlanması için dediğim gibi arkadaşlar patateslerimi bu şekilde küp küp, iri küpler halinde şöyle tenceremi alıyorum. Üzerine suyumu ilave edip ocağıma götüreceğim. Patateslerimizi haşladık arkadaşlar. İlk sıcaklığı da gitti. Patateslerimi şöyle iyice eziyorum. Bir ezecek yardımı kullanıyorum. Dilerseniz çatalla veya elinizle de patatesleri ezebilirsiniz. Bir çay bardağı galeta unu, ben bayatlamış ekmeklerden elde ettim. Bir çay bardağı da un kullanıyorum. Üzerine iki tane yumurtamı ilave ediyorum. Ardından kimyon, karabiber, tuz ve pul biber de ilave ediyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar iyice karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar ben elimle yoğurdum, baktım biraz sanki yumuşak olmuş. Şöyle bir yemek kaşığı kadar daha galeta unu döküyorum. Siz kendiniz evinizde yine hani kontrol ederek biraz daha galeta unu ilave edebilirsiniz. Çok sert olmayacak ama çok da böyle yumuşak olmayacak. Şimdi elimle ben şekil alıp almadığını kontrol edeceğim biraz daha yoğurduktan sonra. Kadar küçük. Bakın arkadaşlar bu gayet güzel artık şekil alıyor, ele yapışmıyor. Yağımı tavama aldım arkadaşlar. Şimdi ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra köftelerimi hazırladım. Köfteleri içine atacağım. Çok lezzetli oluyorlar. Şimdi ısınmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kızarıyor. Nar gibi böyle. Yumurtayı koyduğumuz için de böyle kabarıyor. Kabartma tozuna ekstra gerek duymuyoruz. Çünkü içine yumurta koyduğumuz için. Şöyle biraz daha kızarmasını bekledikten sonra ocaktan alacağım. Şekillendirdiğim patates köftelerinin hepsini de kızarttıktan sonra gördüğünüz gibi artık köftelerim servise hazır hale geldi. İster beş çaylarınızda, ister sabah kahvaltılarınızda yapabileceğiniz çok pratik bir lezzet arkadaşlar. Özellikle çocuklarınızın da çok seveceği bir lezzet. Yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde arkadaşlar bir videomun ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.